Merhaba. NetSayfam kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Damda deve aranır mı? Gerçek kulluğa vasıl olabilmek için dünyanın fani yaldız, şaşa ve gelgeç sevdalarından uzakta kalmak bir zarurettir. Nitekim İbrahim bin Ethem Hazretlerinin takva yoluna meyletmesi, şöyle bir ihtar neticesindedir. Bir gece yarısıydı. İbrahim bin Ethem, tahtının üzerinde uyuyakalmış olarak yatmaktaydı. Birden sarayının damında müthiş bir gürültü ve patırtı çıktı. Yüksek sesle bağırışık çağrışmalar gittikçe çoğaldı ve en nihayet sultanı uyandırdı. Sultan İbrahim bin Ethem, hızla yerinden doğrularak dama doğru haykırdı. Kim var orada? Gecenin bu saatinde damda ne yapıyorsunuz? Derinden bir cevap geldi. Kaybolan devemizi arıyoruz sultanım. İbrahim bin Ethem hiddetle seslendi. Damda deve aranır mı bile ahmaklar. Bu seferki cevap çok manidar ve irşad niteliğindeydi. Ey İbrahim bin Ethem! Sen damda deve aranmayacağını biliyorsun da, sırtındaki ipekli elbiseler, başındaki tacı, elindeki kırbaç ve oturduğun tahta hakkı arayıp bulamayacağını bilmiyor musun? Bu hadise, İbrahim bin Ethem'in ruhunda uzun zamandır başlamış bulunan manevi medcezirleri sıklaştırdı. Onu kararsız ve şaşkın bir halde bıraktı. Fakat sultan, yine de eski hayatından tamamen kopamadı. Ancak İbrahim bin Ethem'in mutadı olan avcılık tiryakiliğinde karşılaştığı ikinci manevi işaret ve ikazdır ki, onu hakiki bir hak yolcusu eyledi. Bu av macerası şu şekilde vuku bulmuştur. Ceylan menkıbesi avcı iken av olmak. İbrahim bin Ethem Hazretleri, bir gün ava çıkmıştı. Bir ceylanın arkasından koştu. O kadar ki, askerlerinden tamamen uzaklaştı. Atı kan ter içinde kalmıştı. Fakat İbrahim bin Ethem, ceylanı avlamakta kararlı olduğu için bu koşturmacadan vazgeçmedi. Tam ceylanı köşeye sıkıştırmıştı ki, o narin ve güzel hayvan hal lisanıyla. Ey İbrahim! Sen bunun için yaratılmadın. Allah, seni, beni avlaman için mi yoktan var etti? Hem beni avlasan ne kazanacaksın? Bir cana kıymaktan başka ne elde edeceksin, dedi. İbrahim bin Ethem, bu sözleri duyunca, yüreğine öyle bir kor düştü ki, o anda kendisini atından yere attı. Sahralara doğru koşmaya başladı. Bir müddet sonra etrafına baktığında kocaman sahrada bir çobandan başkasını göremedi. Hemen yanına gidip yalvardı. Ne olursun, şu üzerimdeki mücevherleri, padişahlık elbiselerimi ve silahlarımı benden al da senin giydiğin abayı bana ver. Kimseye de bir şey söyleme, dedi. Çobanın şaşkın bakışları arasında abayı giydi ve gözden kayboldu. Çoban onun arkasından, padişahımız delirmiş olmalı, diyordu. Oysa İbrahim bin Ethem, delirmemiş, bilakis aklı başına gelmişti. O, ceylan avına çıkmış, ancak Allah Teala, onu bir ceylan ile avlamıştı. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.